Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizleri bekliyor. Onun piyasalara ilişkin değerlendirmeleri neler? Önce onu öğrenelim, ardından devam edeceğiz. Barış Bey, söz sizde. Günaydın, iyi haftalar diliyorum öncelikle. Oldukça yoğun bir haftaya, hareketli bir haftaya başladığımızı ilk etapta herhalde söylememiz gerekiyor. Az önce senin de çok güzel özetlediğin gibi birçok açıdan hem yurt dışı hem de yurt içi gelişmeleri takip edeceğimiz bir süreci bu hafta yaşayacağız. Ve onun da fiyatlamada etkisinde yakından takip ediyor olacağız diyebiliriz. Kısaca özetlersek, yurt dışından hızlıca başlayalım. Geçen hafta Amerikan seçimlerini takip ettik. Aslında şöyle söylememiz lazım, yani belirsizlik faktörlerinin de ön planda olduğu bir haftaya başlıyoruz aslında birçok açıdan. Yurt dışında her ne kadar seçim sonuçları Amerika'da belli olsa da çoğunlukla hani Biden zaferi ilan edilmiş olsa da bazı eyaletlerdeki sayımların yeniden yapılacağı, Trump'ın itiraz sürecini başlatacağı gibi gelişmeler bir belirsizlik unsuru aslında bakıldığında. Bunu bir tarafa kenara koymak lazım, ama yurt içine gelip baktığımızda da hafta sonu oldukça hareketli geçti. Merkez Bankası Başkanı değişikliği oldu. Sayın Murat Uysal'ın yerine Sayın Naci Ağbal atandı. Yine pazar günü az önce bahsettiğim gibi Instagram hesabı üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın görevi bıraktığına dair mesajların geldiğini gördük. Bu da ayrıca bir belirsizlik tabii unsuru ve şu dakikaya kadar bakıldığında resmi olarak da henüz duyurulmamış olması az önce bahsetmiş olduğum gibi belirsizlik faktörleri içerisinde en ön plana çıkan konu olarak herhalde bugün gündemimizde yer almaya devam edecekti açısı söylememiz gerekiyor. Şimdi tabii bu belirsizlik faktörlerine rağmen piyasanın fiyatlaması ne diye baktığımızda özellikle yurt dışı tarafta piyasaların, yani yurt dışından başladığım için oradan devam edeyim hızlıca, Biden tarafındaki zaferin şu anda ön şekilde ilan edilmesi piyasalarca oldukça olumlu karşılanmış gözüküyor. Vadeli tarafta yukarı hareketlerin yaşandığını şu aşamalarda baktığımızda görebiliyoruz. Yani orada her ne kadar Kongre'de bölünmüş bir yapı, yani Senato'yu, Temsilciler Meclisi, Senato'yu Cumhuriyetçinin alması gibi bir durum söz konusu olsa da bu noktada Biden'ın vergileri istediği ölçüde artıramayacağı beklentisinin güçlü kalması, aynı zamanda orta yol bulunacağı bir mali teşvik beklentisi ve artı zamanda Fed'in de önümüzdeki toplantıda bir teşvik sinyali vermesi piyasalara biraz bu noktadan olumlu olarak yansıyor ve bunun da riskli vakti üzerinde pozitif etki olarak yarattığını görüyoruz. İçeriye baktığımızda da Sayın Naci Ağbal'ın atanmasından sonra ilk etaptaki açıklamanın takip ettik. Az önce özetlediğim gibi özellikle 19 Kasım'a kadar ifadesi burada kullanılmış. Bu da doğal olarak piyasanın ilk aşamadaki beklentisi olan 19 Kasım öncesinde bir faiz artırım kararı gelebilir mi beklentisini birazcık aslında geri plana itmiş gibi gözüküyor. Ama bakıldığında daha güçlü bir iletişim kurulacağına yönelik sinyalin verilmiş olması ve gelişmelerin değerlendirerek tüm araçların kullanılacağı ifadesini verilmiş olması da bir açıdan bakıldığında Türk Lirası açısından bir pozitif fiyatlama olarak şu anda yansımış gözüküyor. Son olarak değineceğimiz tabii ki Sayın Berat Albayrak'ın şu andaki görünümü olacak, yani durum olacak sonuç itibariyle. Yani bu açıklamanın da resmi olarak önümüzdeki saatler içerisinde gelip gelmeyeceğine bağlı olarak Türk Lirası faktör üzerindeki etkisinde değerlendirmemiz gerektiğini açısı söylememiz gerekiyor. O yüzden de bu önümüzdeki saatler ya da önümüzdeki birkaç gün herhalde bu konuda özellikle bir miktar daha yakından izlenmesi gereken nokta olacak diye açısı düşünüyorum. Burada dolar TL tarafından ilk etapta bakacak olursak yani 8.30'a doğru yaklaşan bir hareket var ama onun altına doğru bir eğilim şu anda görmüş değiliz. O yüzden 8.30-8.25 bandı üzerinde tutunduğu müddetçe şu etapta bir miktar daha kurda buralarda bir hareket görme ihtimalimiz var. Yukarıda 8.45-8.55 bandını takip ediyor olacağım. O yüzden de önümüzdeki saatlerdeki haber akışlarına o yüzden yakından tekrar izlememiz gerektiğini söyleyeyim. Borsa İstanbul tarafına değinecek olursak da VIOP açılışı hem yurt dışı tarafındaki olumlu seyir hem de yurt içi taraftaki TL varlıkların bu şu olumlu fiyatlamasına baktığımızda bizim tarafta da bir endeksin de pozitif başlaması güçlü bir ihtimal. Yani 9.55'e kadar ekstra bir gelişme olmaz ise Borsa İstanbul tarafında da %2'nin üzerinde bir açılışla güne başlayacağımız muhtemel gibi gözüküyor. Bu etapta da yakın vadede gördüğümüz 1223 seviyesi üzerine doğru bir geçişle bir açılış yapma ihtimalini herhalde ön planda tutmak gerekiyor diye düşünüyorum. O etapta baktığımızda bir risk iştahının devam ettiğini görecek olursak da 1225 üzerindeki seviyedeki kalıcılık yukarı hareketinde devam anlamına gelir diye de açısı izlememiz lazım. Bu hafta veri açısından yani genel itibariyle zayıf bir gündem var veri konusunda. Yurt içi tarafta işsizlik verileri var. Perakende satışlar, sanayi üretim ve cari denge verilerini takip edeceğiz. Bu açıdan da fiyatlama etkisi bakımından da bunları değerlendireceğimizi söyleyerek sözü tekrardan sana bırakayım. Barış Ürkün, çok teşekkür ediyoruz yorumlarını bizlerle paylaştığın için. Şimdi tekrar piyasalara dönmek gerekirse şu aşamada olumlu bir fiyatlama olduğunu söyledik. İlk etapta küresel piyasa